Yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bu TG8 map'ini challenge modunda ve bunun gibi bazı işte görünmez düşmanların olduğu, standartan düşmanların olduğu maplerde bayağı zorlanan arkadaşlarımız vardı. Hatta TG8'in challenge modu için Discord'da bayağı savaş dönmüştü bir ara. O yüzden bugün size şunu göstermek istiyorum. TG8 map'indeki gibi işte görünmez düşmanlar geldiği zaman ya da 4 tane blok gerektiren, daha doğrusu 4 bloğa sahip düşmanlar geldiği zaman bu tür düşmanlara karşı ne yapabilirsiniz? Ya da işte çok fazla stun atan düşmanlara karşı hangi ücretsiz karakterleri kullanarak bu mapleri çok daha kolay hale getirebilirsiniz? Size bunlardan bahsedeceğim. Şimdi tabii ki lan bunları bize event başlamadan önce söyleseydin diyebilirsiniz ama vallahi insanların bu kadar çok takılacağını bilmiyordu bu maplerde. Çaktırmayın. O yüzden şimdi şöyle yapacağız. Mesela ilk sorun görünmez düşmanlar. Şimdi görünmez düşmanlar aslında çok fazla karşılaşmıyorsunuz ama ileride yine daha fazla gelebilirler. Ve bunlar için oyundaki en güzel karakter, bazı insanların aklına Silver Ash gelmiştir ama değil. Çünkü Silver Ash'i koyduktan sonra arkadaşlar sadece Silver Ash kendi saldırı menzilindeki düşmanları görünür hale getiriyor. Ancak onun yerine kullanmanız gereken ücretsiz karakter Sein. Hani bunu oyun içerisinde kontenjisi kontratlardan alabiliyorsunuz. Hatta onun yerini bilmeyenler için de çok hızlıca göstereyim. Şu anda kontenjisi kontrat açık değil ama ona rağmen puanınız varsa buraya girip buradan işte Sein'i alabilirsiniz. Şu anda bende alınmış olduğu için token hali var. Şimdi bu Sein neye yarıyor? Arkadaşlar Sein bir arsa sahibi vuruyor. Kendi normal bir arsa caster gibi. Ancak asıl olayı Sein'in fotoğraf makineleri var. Bunu map'te herhangi bir yere koyabiliyorsunuz. Bir tane deploy puanı alıyorlar. Ancak kendi etraflarındaki görünmez olan her şeyi açığa çıkartıyorlar. Mesela biz bunu map'i yaparken o görünmez arabaları ortaya çıkarmak için kullanmıştık. Ve çoğu zaman görünmez düşmanlar için en büyük bela Sein'in bu fotoğraf makineleri olabiliyor, kendi deploy ettikleri aletler. Bunu doğru kullandığınız zaman neler yapabilirsiniz? Mesela görünmez çok fazla düşman varsa size bela olabiliyorsa, ileride gelebilecek olan mapler için konuşuyorum. Sein'in fotoğraf makinesini koyarsınız, Minda'nın yeteneğini çakarsınız, tertemiz edersiniz. Ya da işte yine Silver Ash'in yeteneğini kullanırsınız, tertemiz edersiniz. O Silver Ash kendisi gösteriyor dedik ama olsun. İşte normalde vuramadığınız görünmez düşmanları yok etmek için bu Sein'in şeyini kullanabiliyorsunuz. Fotoğraf makinelerini kullanabiliyorsunuz. Ve bunlar ayrıca bir bloğa sahip. Kendileri de biraz hasar veriyorlar. O yüzden bu mesela ilk kez düşünmeniz gereken karakterlerden bir tanesi olacak bence. Bunun dışında diyelim ki görünmez düşmanları çözdünüz. Kardeşim tamam görünmez düşmanları çözdüm ama 4 blok yapmam gereken düşmanlar geliyor. Quora'yı biliyorsanız Quora arkadaşlar da 4 bloğa ulaşabiliyor. Ama mesela Quora'nın tanklayamayacağı birden fazla 4 blok yapmanız gereken düşmanlar geliyor olabilir. O zaman da kullanacağınız karakter arkadaşlar Heidi. Heidi bütün herkesi 4 bloğa çevirebilir. Yani normalde 3 bloğu olan işte Defender'lar, Centurion, Guard'lar, bu işte Savage'dir, Blaze'dir, Gabriel'in 3. yeteneği kullanmayan halidir. Bunlar Heidi'nin menzilinde olduğu zaman Heidi'nin 2. yeteneğiyle arkadaşlar hepsini 4 bloğa çevirebiliyorsunuz. Normalde tanklayamayacakları düşmanları tanklayabiliyorlar. Bu arada aynı şekilde Gabriel'de 5 bloğa kadar gelebiliyor 3. yeteneğiyle beraber ama Gabriel herkeste olmayabilir çünkü limited bir karakterdi Gabriel Alter. Şu karakter arkadaşlar. O yüzden hani en basiti Heidi'yi kullanmak. Heidi'yi ücretsiz olarak alıp bu tür maplerde kullanabilirsiniz. Birincisi görünmez düşmanlar için bir tane çözümümüz var. Ücretsiz bir karakter. İkincisi 4 blok gerektiren düşmanlar için ücretsiz bir karakter çözümümüz var. O zaman geldik üçüncüsüne, stun. Şimdi bazı düşmanlar biliyorsunuz aynı karakterinize 2-3 defa vurursa stun atıyorlar. Bazıları 3 defa da atıyorlardı. Ve onlardan daha güçlüleri de gelebilir. Ya da sürekli olarak stun atabilen karakterler gelebilir ileride düşmanlar. Bunlar için en iyi çözüm, hatta benim bayağı kullandığım karakterlerden bir tanesi şurada. Yine ücretsiz bir karakter. Bu da Ceylon. Ceylon'un arkadaşlar olayı şu. Doğrusu bazı oyuncular başka bir karakteri daha söyleyebilirler. Ondan da birazdan bahsedeceğim ama Ceylon'un olayı şuna yarıyor. İkinci yeteneğini kullanırsanız yeteneği bayağı uzun süre aktif kalıyor. 32 saniye. Ve aktif kaldığı süre boyunca menzildeki herkes stun'ı yarım süre yiyor. Yani normalde düşman 3 saniye stun atıyorsa 1.5 saniye düşüyor. Buna ayrıca karakterlerin kendine attıkları stunlar da dahil. Yani mesela Evinekles robot formundan çıktığı zaman kendine stun atar. Onun süresi de kısalır. Amiya ikinci yeteneği kullandığınız zaman kendine stun atar. Onun süresi de kısalır. Yani müttefiklerinizin yiyeceği bütün stunların süresini yarıya düşürüyor. Ceylon'un ikinci yeteneğini kullanırsanız. Bununla beraber bir tane daha karakter var ama onu da göstereyim size. Benim henüz kasmadığım bir karakter Lumen. Şimdi Lumen'in de yeteneği arkadaşlar şunu sağlıyor. Ben de 3. yeteneği açık hale
açık değil, o zaman gösteremeyeceğim ama. Üçüncü yeteneğini aktif hale getirdiğiniz zaman Lune'nin 7 tane mermisi oluyor olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Ve bu 7 tane mermiyle her bir mermi bir tane stun gibi efekte anında kaldırabilmesini sağlıyor. Bu da güzel bir efekt. Yani sadece tek sorun 7 tane sınırlı olması. Ve hemen kaldırabiliyor olsa da hani o 7 tane bittikten sonra eğer farklı bir tane daha stun yerseniz bir daha, yani arda arda çok fazla stun yediğiniz yerlerde olacak bir durum bu. O zaman bir sonraki karakter tam süre stun yemiş olacak ve Lumen'in yeteneği dolana kadar bu stunlar ne yazık ki tam gücünü de yiyeceksiniz. Lumen'i de geliştirebilirsiniz ancak şunu unutmayın. Aynı durumda ya stun yiyen çok fazla karakteriniz olacaksa Ceylon daha iyi olacak. Çünkü stun süresini daha az yiyeceksiniz. Bu arada stun dışında işte Frozen donma için, onun dışında evet donmaya var sadece herhalde. Donma ve soğuk efektleri için de yine aynı karakterler için geçerli. Çok fazla karakter yiyecekse bunu, Ceylon 7'den daha az karakter yiyecekse ya da ardı ardına bu efektleri yemiyorsanız Lumen sorunları çözmek için daha iyi bir karakter. O yüzden Stun'dır, Frozen'dır. Bu tür karakterler için de dediğim gibi yine Ceylon ve Lumen'i düşünün. Ve bu şekilde bitirelim. Sizin yazmak istediğiniz ya da eklemek istediğiniz bir şey varsa yazmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.